Sevgili gönül dostları, iyi akşamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Benim gayet yerinde. Yani biraz geç kaldım ama çok da geç kalmamışım. Hoş geldiniz. Bugün inşallah huzur yaparız eğer uykumuz gelmezse. Huzurlu olursak her şey yolunda giderse inşallah huzur yaparız. İyileşme yaparız. Burada her pazartesi özel yayın var biliyorsunuz. Bu arada ayrıca kitabımız çıksa mutlaka tavsiye ederim. İçinde Nörozihin adını verdiğim biraz programı anlatmaya başladım. Yani burada şey var aslında, çocuklarla ve kendini nasıl çalışma yapacağın konusu, böyle çocukları daha başarılı yapmak amaç, onlarla nasıl çalışılması gerekiyor vesaire. Yani hem anne çocuk ilişkisi var, hem kendine çalışma var. Ve birçok içinde örnek olduğu için o anla beraber o andan sonra okuması çok önemli. İyi akşamlar efendim. Ama maalesef ama önce herkese iyi akşamlar. Söğüt Ayşenur 9 efendim, sorduğunuz soru çok beginner sorusu ve çok konuyu anlamamışsınız. Herhalde bugün geldiniz, hoş geldiniz. Biz yani konuştuğum konu değil konu. Söz de değil. Yani biraz anlamaya çalışmanız lazım. Çünkü sorduğunuz soru hiç konuyu anlamadığınız anlamına geliyor. Biraz yayında kalın, sonra konuşalım biraz sonra. Lütfen çok canlı yayın aç. Her gün açıyorum. Osteoporoz faydamız olabilir. Sema Hanım hoş geldiniz. Zeynep Kırcı iyi akşamlar. Nazife Korkmaz. Uykum çok kötü değil bu arada. Daha kötü zamanlarım olmuştu. Uykuyla ilgili olarak. Daha zor günlerim olmuştu. Hatta çok daha zor günlerim oldu. Yani bu beni çok çok idare eder bir vaziyetteyim. Bakalım. Efendim, yeniler ha, gönül yeşil falan. Berlin'den hoş geldiniz. Şimdi efendim çok basitçe yenileri özetleyelim. Biz hastalıkla ilgilenmiyoruz aslında. Hastalığın beyinsel sebebini bulmaya çalışıyoruz. O yüzden bir rahatsızlığı çözmek öbüründen çözmekte bir farkı çok fazla yok. Yani aslında yani aynı travmatik olayı çözerek şu hastalığı da bu hastalığı da çözmüş olabiliriz. Yani biz çünkü hastalıkla ilgilenmiyoruz. Biz onun sebebi olan olayı çözmeye çalışıyoruz. Olayı çözmek de şey bir konu, yani olaya göre değişecek bir konu. Biraz önce bir hanımefendi sordu işte meme kanseri nasıl sözler söylemeliyim falan gibi. Yani konu hiç o değil. Herkesin meme kanserine yakalanma sebebi birbirinden farklı kadınların da. Ortak noktaları şu: sağlak bireyler, kadınlar sağlaklarsa sağ meme genelde baba eş kardeşle ilgili sıkıntılar. Sağlak ve sol tarafsa anne çocukla ilgili sıkıntılar. Bu arada anne çocuk illa anne olmak zorunda değil. Çocuk olmak da zorunda değil. Kedi de olabilir. Yani ve bunda o kadar çok varyasyon var ki olabilecek olaylarla. Yani bizim yaşadığımız soyut olaylar ilkel beynimiz tarafından yorumlanıp vücut önlem almaya çalışıyor. Önlemi de yanlış alıyor aslında. O yanlış aldığı önleme göre de biz hasta oluyoruz. Ama hangi olayla hangi önlemi aldığını bir mantığı var. O yüzden travmaları bulma şansımız daha kolay. Çünkü belirli bir tutarlılık var. Yani işte çocuk gibi şeylerle ilgili sağlak birinde sol tarafı seçiyor memelerde. Anne olayıyla ilgili de genelde sol tarafı seçiyor. Ama eğer sağlaksan baba eş kardeşle ilgili konularda eğer memeyi kapasitesi değiştirecekse bu sefer sağ memeyi seçiyor. Böyle
tutarlı yönlerinden dolayı travmaları buluyoruz. Travmalı bulduktan sonra yapmaya çalıştığımız şey travmanın etkisini beyinden temizlemek. Ama travma çok farklı olabilir. Yani bazı travmalar 5 dakika sürer, bazıları 5 yıl sürer, bazıları 5 ay, bazıları 5 saat, bazıları hayat boyu sürer, bazıları çok basittir, bazıları çok zordur temizlemek. Yani birçok farklı farklı şeyler var. O yüzden Kostik Yene hoş geldiniz efendim. Eski bir dost. Yıllardır görmediğim. İkisinde de kis çıktı. Ben MS'in iki kere çalışmadım. Lezyonlarım küçülmüş. Küçükleri de gitmiş hep. Ne mutlu. Elif Kırılsan bak. MS için iki tane çalışma yapmış. Lezyonları küçülmüş. Bu şu anlama geliyor. Yani lezyonları küçüldüyse demek ki doğru yerde. Demek ki doğru yerde. Çünkü yaptığı çalışma etki yapmış. Buna bak, açık konuşalım. Onlar 100 tane travmam var değil mi? 100 tane travmam var. Hayat boyu. Bak 100 tane. 99'unu çalışıp yanlış çalışırsan işe yaramayabilir. O 100. travmayı çalışmadan sonuç alamayabilirsin. Bazen öyle oluyor. Yani bazen değil, çoğu zaman böyle oluyor. Yani 100 tane farklı olay çalışıyorsun. Hepsinde başka bir şeyler çözülüyor. Tamam mı? Yani psikolojin normale dönüyor. Çok iyileşiyorsun. Çok güzel şeyler oluyor ama hastalığın geçmiyor. Geçmiyor. Niye? Çünkü 100. travmaydı sebep. Sebebi çözmezsen beyin istediğin kadar çalışmaya işe yaramıyor yani. Bunu anlayın. Yeniler özellikle. Yani bizim yaptığımız şey böyle bir teknik var da herkes onu uyguluyor, vuruyorlar, bir şey yapıyorlar, bir iyileşiyor gibi bir şey değil. Biz aslında bilmece çözüyoruz. Bilmeceyi çözemezsen sonuç alamıyorsun çoğu zaman. Bazen travmayı bulmadan da çözülen şeyler oluyor. Mesela korkular, fobiler mesela. Sigara olabiliyor. Kilo olabiliyor işte. Bağımlılıklar falan. Bağımlılıklar ve fobiler. Ama diğer konularda birçoğunda travmayı çözmeden şey yapılabiliyor. Bu arada Türk DE mi öyle bir şey var? Ya da birisi daha vardı. Almanya'da satılıyor bu arada. Evet. Türk kitabı evi. Ulan. Ben de şarj oluyor diye bakıyorum. Sen şimdi oluyormuş. Teşekkür ederiz efendim. Küçük bir iyileşme alalım. Keyfimiz yerine gelsin efendim. Küçük bir iyileşme alalım. Dikkat eksikliği sayenizde geçti. Sadece hipoaktif beden travmasını bulamıyorum. Kal gelme çalıştım, fayda sağlamadı. Hipoaktif. Bakayım şeydi yani, kitapta yok burada. Bu arada kitapta var ya, yeni kitapta genişletilmiş liste var, bilginiz olsun. Hangi hastalıklar, hangi travmatik olaylarla tetiklenir diye. O yüzden ama hipoaktif yok. Yani hipoaktivite sonucu daha az aktif olma olarak şey yapıyorum da, bu aktiviteyi dikkat eksikliği olarak şey yapmış. Ben daha hipo daha az aktivite demek. Daha az aktivite yani böyle tembellik falan. Dikkat eksikliği olarak yazdıysa yani, ben çünkü hipoaktiviteyi daha düşük aktivite olarak düşünüyorum. Hiperaktif ve fazla aktivitesi hiponun da düşük olması lazım. Ama yani sadece dikkat eksikliği bozukluysa, dikkat eksikliği kayıp travmaları, ayrılık travmaları vesaire gibi. Bak dikkat eksikliği var mesela burada, dikkat eksikliği. Zaten bu kitapta dikkat eksikliğiyle ilgili bir bölüm var.
Ölüm, birisini kaybetmek, ayrı kalmak, özlemek sıkça annenin hamilelik travmalarıyla ilgili olabiliyor. Böyle durumlarda hem kayıp hem de annenin dikkatini belli bir konudan ya da kişiden kaçırmak istemesi durumu olabilir. Annenin acıdan kaçmak için epidural anestezi yaptırması ya da annenin aşırı bir ağrılı bir doğum gerçekleştirmesi de söz konusu olabilir. Mesela bak, bu kitapta değerinde olmayan birkaç tane daha cümle var. Dikkat eksikliği ile ilgili. Kekemelik. Bak, kekemeliğe bakıyorsun. Var burada. Yani Google'a sorsan, tabii Google yok bu konuda ama. Kekemelik, ben tabii biliyorum, sadece okuyayım diye. Ani sert bir korku ya da konuşulamayan, ağlamaya izin verilmeyen bir travma. Yargılanma korkusu, otoriter bir baba karşısında konuşamama. Doğum sırasında boğazda yaşanan bir fiziksel bir baskı, mesela kordon dolanması da kordon dolanması da kontrol edilmelidir yazmışım. Epilepsi, zorla hareketsiz bırakılma travması. Zorla hareketsiz bırakılma ne demek? Zorla hareketine mani oluyorsun. Yani çocuk ya da birisi hareket etmek istiyor. Sen ise izin vermiyorsun. Şimdi bak, ben mesela epilepside o şeyi açtım burada. Uzun. Yani ben mesela basit söylüyorum. Zorla bir yerde hareketsiz bırakılmak, aşırı sünnet ya da doğum kanalında sıkışıp kalmak. Zor doğum olabilir. Çocuğun doğum kanalında çok uzun kalması ya da annenin hamilelik ya da doğum sırasında özellikle çocuğun hareketsiz olması durumunda ölmesinden korkması da olabilir. Ya da birileri tarafından bağlanıp sıkıca tutulmak, dövülmek, doktora dişide aşı iğne yapılırken kıpırdamadan durmak zorunda kalmak, hareketin zorla engellenmesi, bazen bir travma sırasında tamamen sıkışmış hissetmek de bu duruma sebebiyet verebilir diyor. Alın size, uzun uzun yazıyor. Şimdi efendim, aslında şimdi biz buradan ne anlıyoruz derseniz, bakın. Şimdi ben bunu okudum da millet bana soruyor. Sizin çocuğunuzun epilepsi mesela, değil mi? Epilepsisinin ne zaman başladığını bulmanız gerekiyor. Yani bak, olay şu. Bir sorunun mu var kardeşim? İlk bulman gereken şey şu. Sorunun hayatında ilk ne zaman çıktı? Sorun ilk ne zaman çıktı? Bunu soracaksın. Epilepsi ilk ne zaman çıktı? Eğer doğuma yakın bir zamansa, yani çocuk küçükken çıktıysa, anneye de bakabilirsin. Annenin özellikle hamilelik ya da doğum travmaları olabilir. Tamam mı? Ama olay biraz daha geç başladıysa, çocuğun kendisinde ya da insanın kendisinde olabilir. Tamam mı? O zaman yani şuna bakalım, kendinin olduğunu varsayalım. Yani diyelim ki 15 yaşında çıktı, 10 yaşında çıktı, tamam mı? O zaman kendinde olduğunu varsayalım. Diyorsun ki yılında bilmene de gerek yok. Yani yıl önemli değil. Yani 10 yaşında çıktığını düşünüyorsan 5 yaşından 10 yaşına kadar yaşadığın bu bahsettiğime benzer travmalar, olaylar yaşadın mı? Hareketinin zorla engellendiği, sen zorla hareket etmek istiyorsun ama birisi seni zorluyor. Yani durduruyor seni. Sen hareket edemiyorsun. Mesela bak, bu hiperaktiviteye de sebep olabilirdi. Huzursuz bacak sendromu da olabilir, eğer bacaklarda olsaydı. Başka ne olabilir? Ama mesela çok bariz, çok sert olaylarda bu direkt şeye sebep oluyor. Epilepsiye sebep oluyor. Travma birbirine benziyor. Bazen MS ya da kas hastalığı da olabilir ama biraz daha az bir ihtimal. Şimdi diyorsun ki, ben de o sene çocuğuma aşı yaptırmıştım. Çok kötü, çok ağlamıştı. Al sana bir travma. Sonra 5 ile 10 yaş arası. Sonra çocuk bir gün işte bir kanala sıkışmıştı, çıkaramamıştık falan. Ya da bilmem ne bilmem ne, ya başka ne diyelim. Yine sünnet olmuştu. Yine çok ağlamıştı sünnet sırasında. Çok da tutmak zorunda kaldık işte. Başka ne vardı orada? İşte babasından şiddet yedi. Bir gün yani böyle babası şey yaptı, köşeye sıkıştırdı falan. Çok şey bir şekilde yani şiddet yedi. Örnek veriyorum. Üç tane adayın var. Ne yapıyorsun? En çok olma ihtimali olandan başlıyorsun. Yani şimdi belki de bu çocuk belki şu an 20 yaşında. Tamam mı? Yani ama 10 yaşında çıktı. 20 yaşında. Ama 10 yaşında çıktı. O zaman
Zaten bu 10'la 5 sene arasındaki o yani 5 ile 10 yaş arasındaki anılara baktık. Yani daha sonra çıkan olaylar epilepsinin sebebi olamazlar. Çünkü daha sonra çıkmışlar. Yani atıyorum 15 yaşında çıkmış bir olay 10 yaşında başlayan bir epilepsinin sebebi olamaz yani. Çünkü zaman olarak sonra çıkmış. Neyse üçünü de kenara not et ve üçünü de bir şekilde beyinden o etkiyi temizlemeye çalışıyorsun. Aha nasıl temizliyorsun? İşte orada benim anlattığım yani burada o zaman ihtimaller devreye giriyor. Bir, ya kendin bunu yapıyorsun ya da bir bilenle çalışıyorsun. Kendin yapmak istiyorsan yani şimdi en iyi bu konuyla ilgili en iyi kitap şu anda birçok örnek falan olduğu için Zihnimi Aç kitabı. Hem çocuklarla çalışmayı hem de bir insanın kendine ya da çocuğuna nasıl çalışma yapacağını anlatıyor. Yani hem burada böyle birçok çocukla yapılacak şeyler var hem de gerçek çalışma ve uygulamalarla var. Diğer kitaplar o anda çok önemli bir kitap bununla ilgili. Beraber bu konuyu anlamaya çalışıp ya da seminerler var belirli şehirlere gittiğimiz. Orada çok iyi öğrenip hayatta bunu her şeye uygulayabilirsin. Travma çözmeyi yani öğretmeye çalışıyorum. İnsanın kendi yaşadıkları olayların etkisini temizletmeye çalışıyorum insanlara. Tamam mı? Şimdi bu bir. İki. Diğer olay bizim ekiple çalışma yapmak isteyebilirsin. Bak altta online ve maslak ofiste çalışmaları için diye online'da dünyanın her yeriyle çalışma yapılabiliyor. Ve hiçbir farkı yok yani online şeyde olması. Hatta online olunca insan kendi evinde işte önünde bir şey olunca daha rahat ağlayabiliyor. Daha fazla duyguya da girebiliyor. O yüzden böyle. Yani biz aslında hastalıkla uğraşmıyoruz. Onu anlatmaya çalıştım. Yani epilepsi örneği verdim. Epilepsi egzama örneğinde de, MS örneğinde de, işte birçok örnekte yani bütün örneklerde benzer bir bakışçı olacak. Ama eğer çocuk 2 yaşında hastalandıysa bu sefer anneye de gitmek gerekebilir. Anneye gitmek gerektiği zaman da annenin travmayı çözmesi gerekiyor. Ya da anne uykuda çalışma yapabiliyor ya da anne uyanıkken çocuğa çalışıyor falan. Yani birçok farklı faktör var. Aslında işin mantığı şu. Yani bu şöyle bir şey. Artık buna alıştım. Şimdi travma nedir biliyor musunuz? Travma alarm demek. Yani travmanın amacı, travmanın tutulmasının sebebi alarm vermek. Yani alarmın amacı ne? Tehlikeye karşı korunaklı olmak. Yani bir şekilde tehlikeye karşı alarmlamak. Yani böylece ölmemeyi sağlamak. Yani tehlikeyle beraber. Bu alarm anneden geliyorsa ve alarm çocuğa alarm için geçtiyse ki bak garip bir şey. Eğer anne travmayı yaşadıysa o alarm çocuğa verilirse çocuk hasta oluyor. Bayrak yarışı gibi. Yani bayrak derken hem kendini hem çocuğa da vereyi biliyor bazen ama garip bir şekilde hamileyken kendini hasta etmiyor. Çocuğa o alarmı veriyor. Hamileyken yaşadığı travmalar. Bunu ilk kez dinleyenler olabilirler. Bu çok garip de gelebilir. Hatta benim gibi bir mühendisin buna yıllar sonra inanması biraz garip. Ama 4-5 senedir eminim yani bunun böyle olduğuyla ilgili. Her alarm yani onu yaşayan kişi tarafından çözülürse de o alarmın teslim edildiği bütün insanlar iyileşiyor. Yani eğer birisinde yani diyelim ki burada bir alarm var. Bak bu şu bile olabilir. Alarm anneden geliyor. Ve özellikle birinci çocuğun hamileliğinde oldu. Tamam mı? Birinci çocuğun hamileliğinde oldu. Artık alarm çocuğa verildi. Artık çocuk bundan dolayı hasta. Alarm kim yaşadı? Anne. Travmayı kim yaşadı? Anne yani. Alarm çocukların beyninde ve alarm veriyor. Çocuk hasta. Travmayı yaşamış gibi düşünün. Bu arada annenin ikinci çocuğu 5 sene sonra doğdu. Aynı anda özellikle hamilelikte bunu yaşadıysa garip bir şekilde bazen ikinci çocukta da ya da üçüncü çocukta da aynı sıkıntılar çıkabiliyor. Yani sadece ilk çocuğu etkilemiyor. İkinci çocuk ve üçüncü çocuğu da etkiliyor. Aynı karındaş olduklarından dolayı. İşin garip tarafı anne travmasını yani alarmını çözerse etkilenen 3 çocuk da iyileşebiliyor. Aynı anda. Bu başımıza geldi. Size bir örnek hatta bir dakika onu da vereyim.
Enteresan bir şey söyleyeceğim. Bak, bunu bulabilir miyim bilmiyorum. Bu örnek gecikmeli teslimiyette vardı. Zeynep Hanım. Hatırlarsınız Zeynep Hanım. Hatırlayanlar var mı? Hangi örnek olduğunu? Tam da buydu yani. Efendim, benden otizm demosu istiyorlar. Otizm demosu yapılabileceğini düşünenler evet yazsın, yazsın. Diğerleri hayır yazsın. Ben buna bakarken otizm demosu yapmamı isteyen oldu da. Ya öyle bir ihtimal olduğunu düşünenler. Şimdi ben o kadar deminden beri anlatıyorum. Bak, deminden beri anlatıyorum. Diyorum ki, vallahi evet diyenler var yahu. Gerçekten var ya. Kalbimi kırıyor. Evet demeniz kalbimi kırıyor. Çok 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 üzülüyorum. Beni derinden yaralıyor. Niye söylüyorum bunu? Yani derinden beri anlatıyorum. Travma nereden geliyor? Bak işte Reina Kraliçes bildi. Derinden yaralıyor. Beni yani derinden ama ya yani, böyle deli gibi derinden yaralıyor. Yaralıyor ama böyle Adana aksanıyla. Şimdi bu arada niye demden beri anlatıyorum. Anneden mi geliyor, çocuktan mı geliyor, bilmem neden mi geliyor, alarmı çözmek gerekiyor dedim. Yani şimdi hepsi birbirinden farklı olaylar. Yani ne dedi birisi, ne dedi? Ha, otizm. Otizm demek anne ya da çocuk tarafından yaşanmış çok sert korku. Tamam mı? Bu arada inşallah huzur olacak. İnşallah. Şimdi bulmaya çalışıyorum hanımefendiyi de. Şimdi bu çok enteresan bir olay. Vallahi sinirlendirir beni. Yeniden yayınlarım yarın. Hepiniz görürsünüz. Böyle şaka yapıyorum. Bunun sinirlenecek bir tarafı yok da. Tam tersi iyi olur ama çok eski bir yayın üzerinde onun şeyi vardı ya. Yazılar var. Yazılarla kaldı o. Eskiden yazılarla kaydoluyordu. Hatırlarsınız. Böyle çok garip kötü gözükür yani. Konu şuydu bu arada. Bulamadım. Çok zor bulmam. Konu şu. Çifte epilepsi iyileşmesini mi arıyorsunuz? Evet. Süheyla Hanım, bana özelden atın isterseniz. Bulabiliyorsanız. Konu şu. Bir hanımefendi, ben bunu şeyde anlattım. Galiba Gecikmeli Teslimiyet'in son iyileşmesiyle o kitabın. Travma şuydu. Travmayı söylemeyeyim. Önce hastalığı söyleyeyim. Bir hanımefendi var. Bir kızcağız. Küçüklüğünden beri epilepsi hastası. Hatta Ege Üniversitesi'nde falan böyle uzun süre yatma derecesinde epilepsi var kızda. Sonra ayrıca 6 sene sonra da doğan kardeşinde de var. İkisinde de var ama asıl daha derece, yüksek derece olan epilepsi büyük kardeş, büyük ablada, kardeşte. Ondan 6-7 yaş küçük. Bu arada ikisinde de, pardon yanlış söyledim. İkisinde de
aynı senelerde çıkıyor. Bir tanesi 13 yaşında epilepsi oluyor ki bak bazen de illa hemen çıkmıyor. Çocukta ise 6 yaşında çıkıyor. Yani ikisinin arasında 6-7 yaş var. Kız epilepsi olduktan aynı sene yani kız 13 yaşında kardeşiyle arasında 6 yaş var. Demek ki çocuk 7 yaşında. İkisi benzer zamanlarda epilepsi oluyorlar. Sonra hayatlarına böyle devam ediyorlar. Asıl sert epilepsi olan büyük kız. Diğeri zaten erkek. Sonra hanımefendi Zeynep diye bir hanım bunun travmasını işte anne çocuk ilişkisini anlıyor. Travmasını çalışıyor. Travması da hanımefendi böyle tam böyle film akşamı böyle Parlament Sinema Club I just all my life for you falan diye hatırlar mısınız? Aa, falan diye böyle Parlament Sinema Club Star'da falan böyle pazartesi pazar akşamı böyle şey bir geyik bir 80'li şarkılarla çalardı. 90'lı yıllar mı oluyor? Muhtemelen 90'lı yıllar. Neyse tam böyle çok muhteşem bir film yayınlayacaklar. Kadın o tam o gün hastaneye kaldırılıyor. Ve hastanede eltiler ve birileri kendi aralarında laf ediyorlar. Zeynep de tam hastalanacak zamanı buldu falan diye. Böyle bir laf duyuyor. Kadın zaten deli gibi o anda yani zor durumda. Ve inanılmaz sinirleniyor ve böyle bir kriz geçiriyor kadın bu lafı duyunca. Neyse çok kötü durumu kötü oluyor ve sonra kadın ama bir şekilde yani bir şekilde hastanede bakılıyor ve normale dönüyor ve çocuk doğuyor. Çocuk epilepsili oluyor ama 13 sene sonra. Travma bu. Şimdi işin garip tarafı hanımefendi bunu çalışıyor. Bak bunu çalışıyor. Çalıştıktan hemen sonra kendisi iyileşmeye giriyor. Ama çok zor, sert bir dönem geçiriyor. Yani normale dönme. Bu arada kadın epilepsi değil. Epilepsi olan kızı ve küçük çocuğu, oğlu. Kendisi değil. Kendisi büyük semptomlar yaşıyor birkaç hafta. Çalıştıktan hemen sonra kızı da grip oluyor. Böyle grip benzeri bir semptomlar yaşıyor. Çocuğu hatırlamıyorum bir şey oldu mu diyor. Sonra iki çocuk da aynı anda epilepsiden kurtuluyorlar. Kızı Meryem miydi? Meryem olabilir. Özge Kaan Kuzey. Bir dakika. Bulmuş vallahi birisi. Özge Kaan Kuzey siz benim canlı yayımı bana geri göndermişsiniz. Olmamış. Özge Hanım, bana kendi yayınımı göndermişsiniz. Yanındayken canlı yayınımı göndermişsiniz. Geçmişi göndermeniz lazım. Özge Kaan Kuzey yalnız şey travma yaşadı. Efendim, birisi gönderiyordu. Şimdi efendim gelirse şey yaparım. Şimdi ben bulamadım. Birisi bulursa bana iletsin. Çünkü çok aşağılarda çünkü. Onu bil ama yani bu oradaki sorun şu. O iyileşmedeki üzerinde yazı var. Yani böyle çok pis bir görüntü var üzerinde. Yani eskiden şimdi çok 3-4 senelik Instagram'ın daha farklı olduğu bir dönem. Instagram sürekli değiştiriyor ya şekil. Reels çıkardı bilmem ne. O zaman galiba bir şeyler vardı ve ben onu yazı dışında kaydedemiyordum. Yani yazıyla kaydolmuş. Böyle bir herkesin hala yazı olarak devam ediyor. Yani yıllar önce yazılmış şeyler üzerinde geziyor. Hani biz burada
bu yazıyorsun bitiyor ya, yaşandı bitti saygısızca modunda. Ama orada yaşanıp bitmiyor. Orada direkt üzerinde kalmış. Yani bu arada bak sevgili Polat, tek bir yani naber la diye giren insan, yani öğrenmek için bir girdim, bir defa daha böyle bir şey attığını gördüğüm anda direkt engellerim ve de bir daha giremezsin. Yani söyleyeyim, yani burası benim profilim olduğu için şey bende, kontrol bende. Yani belki iyileşmek istiyorsundur. Seni de böyle engellemeyeyim ama naber la diye girme yani. Kıyamadım açıkçası. Böyle ilk defa böyle bir şeyken. Yani küfür de değil de. Yani burası öyle bir yer değil. Şimdi ne diyordum? Ha, iyileşme anlatmak isteyen, kendi yaşadığı bir iyileşmeyi anlatmak isteyen yine iyileşme yazabilir mi? Bir iyileşme alalım. Sonra konuşmaya devam ederiz. İyileşme anlatmak isteyen, kendi yaşadığı bir iyileşmeyi bize ilham vermek isteyen, dün şey vardı, birçok vardı kapatırken, millete tam son dakikada söylüyor. İnsülin direnci iyileşme. Zehra 81, insülin direnci travması mı arıyorsunuz, insülin direnci iyileşmesi mi arıyorsunuz? Yani daha sonra anlatacaksınız. Şimdi iyileşme anlatmak isteyen birisine şey yapıyoruz. Bu arada evet, yani gecikmeli teslimiyet 211. sayfa iyileşme. Elif Alp 00. İlgili mi? Evet, benim gibi bir sanat eserini sergiliyoruz burada, bak. Sanat eseri de benim. Nasıl? Ben böyle yan dönüyorum bazen. Sonra böyle dönüyorum. Sonra arada bir şöyle falan yapıyorum. Yani sanat eseri benim. Sevgili Polat, yani ne yapayım? Yani Allah'tan daha düzgün yazmaya başladın. Ama yani çok yanlış yerdesin. Merhaba. İyi akşamlar. İyileşme anlatacaksınız değil mi? Evet hocam. Tamam, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biraz açacaksınız değil mi? Vallahi hocam şu an açamayacağım. Tamam, sorun değil. O zaman şey yapacaksınız yani. Sesle anlatacaksınız, tamam. Evet. Nerede? Sanki yurt dışında mısınız gibi geldi ama emin de değilim. Yok. Göremedim. Yo, Adana'dan katılıyorum. Eyvallah. Kendi memleketim olmasa da, daha doğrusu doğduğum yer. Evet, çok ben en sevdiğim yer hayatta. Ben sormak istiyordum. Bu arada size çok 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 teşekkür ederim hocam. Oğlum sizin sayenizde ameliyattan kurtuldu. Ha, ne mutlu bana. O çok. Zaman anlatın. Kaç yaşında oğlunuz? Oğlum 11 yaşında. Evet. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın hocam. Bu arada merak etmeyin, görmüyoruz zaten sizi. Sadece evet. Ses yani. Ben şey gibi rahat olun ya, yani biliyorsunuz ben biraz önce sanat eseri sergiledim. Daha nasıl şey olabilir yani? Daha nasıl yayın böyle daha rahatlaşabilir yani? Bu yayında her şey olabilir. Rahat olun. Teşekkür ederim hocam. Ben geçim iyileşmeme, oğlum 11 yaşında. Tamam. Dilimin altında böyle bir şişlik oluştu hocam. Biz götürmediğimiz doktor kalmadı. İşte herkes şey dedi, kurbağacık diye bir hastalık varmış. Çok nadir görünen bir hastalığı. İşte ben de yeni dizi takip etmeye başlamıştım yengemin sayesinde. İşte doktora falan götürdü, birkaç doktora. Ameliyat falan dediler. Tabii ben sipariş vermiştim kitabınızı, onu bekliyordum. Ama acilen ameliyata almamız gerekiyor dediler. Daha sonra biz götürdük, tahlilleri falan yapıldı, yatışı verildi. Ondan sonra oğlum ağlamaya başladı. Hani ne olursun, hani beni kurtaracaktın dedi.
Ben de tamam dedim. Anesteziye girdik. Anestezi doktoru muayene etti işte. Evde grip falan var olan var mı dedi. Ben de öylesine dedim. Evet dedim. Muayene etti. O zaman çocuk doktoru görsün dedi. Tekrardan çocuk doktoruna gittik hoca. İşte çocuk doktoru da bir hafta mühlet verdi bize işte. Hani ne olur ne olmaz diye hani evde grip olan biri varsa dedi bekleyelim dedi. O gün de ikinci günü sizin kitabınız geldi hocam. Ben de ona çalışma yaptım. İşte baktım şeye kitabınızdan şey diyordu. İşte birine çok kızıp da söyleyememek, birine kızmak falan. Olabilir, evet. Evet, ben de oğluma anlattım hani işte var mı böyle yaşadığım bir olay falan diye. O da bana evet anne dedi. Okulda şey vardı hocam şimdi bit salgını vardı. Bit salgını, evet. Evet, bit salgını vardı. İşte öğretmen herkese şey vermiş olanlara şampuan vermişti. İşte oğlumda da kepek vardı. Öğretmen şey dedi işte aa sende de olabilir sen de al bu ilacı kullan diye. O anda oğlum çok böyle diyor ki aşırı zoruma gitti anne diyor. O anda öğretmene her şey yani diyesim geldi ama hiçbir şey diyemedim. Bende yoktu çünkü. O akşam ona çalıştık işte öğretmenle falan yüzleştirdim ben. Öğretmene kızmak istediklerini şey yaptım. Söylettirdim. Peki duyguya Sabah girdi bu. mi? Efendim? Duyguya girdi mi? Ya çok fazla girmedi böyle hani boğazı falan düğümlendi ama böyle ağlayacak şeye falan gelmedi. Tamam, evet. Sabah işte bir baktım bir şey ilk önce şeydi nohut kadardı. Bu gitgide büyümeye başladı ceviz büyüklüğüne falan geldi yani. Artık çocuğun böyle konuşmasını falan bile engelliyordu. Sabah kalktım birden anne şey ya dilimin altındaki küçüldü dedi. İlk önce inanmadım tabii. Baktım gerçekten de yani bayağı bir küçülmüştü. Ondan sonra bir iki gün bekleyelim dedim. Hani doktora gideceğiz, ameliyatım falan var. Hani çok şey yapma dedim. Yine buna hazırlıklı ol, yine şişebilir falan dedim. İki gün sonra tekrardan şişti hocam. Tekrar aynı çalışmayı yaptım ben ona. Ondan sonra bir hafta sonra tamamen geçti. İşte günü geldi doktora götürdüm. Doktor kesinlikle geçtiğini söyledi ve yani ailem falan hiçbiri inanmıyordu. Hani ben de dedim ki eğer bu olursa, iyileşirse inanır mısınız? Hepsi evet dediler. Ve oğlum çok şükür kurtuldu hocam. Şu an hiçbir... Hepsi de hidayete erdi diyorsunuz yani. Evet gerçekten yani geçti çok şükür. Tahlilleri, ondan sonra anestezi şeyi, günü, her şeyi bizde yani. İsterseniz Bana gönderebilirim size. evet gönderseniz olaydan sonra hemen. Bu Aha, arada biz göndereyim hocam yani ben şöyle size. söyleyeyim, oradaki zaten mucize şu, doğru şeyi bulmak ve bir şekilde Evet. çalışmayı başarabilmek. Tabii orada biraz travma çok netmiş, o güzel bir şey, çünkü travma süreç olduğu zaman iş zorlaşıyor. Yani Aynen. travma bariz olduğu zaman, yani şimdi o anlık bir şey. Niye? İşte kepek olan bir çocuğa sen de kullan dediğin zaman çocuk o anda ağzındakileri çıkartmak istiyor. Bu ne kadar sürmüştür? 15 saniyedir, değil mi? Ama çok öfkeli olduğu bir şey. Şimdi siz o anı bir şekilde bulup da olayda Evet. 3 sene 5 sene olmadığı için kolay Evet. çözmüşsünüz. Yani aslında süreçle ilgili şey yapmış. Yani süreç olsaydı çok daha zor olurdu anlamında söylüyorum. Süper. Bu Anlıyorum. arada isminiz neydi? Sizin Elif'ti galiba, değil mi? Yaşınız kaç? Benim kızımın adı şu an Elif. Benim adım Fatma Alp. Tamam. Evet. Anladım. Şey desiniz. Evet. Adana neredesiniz? Merak ettim. Seyhan. Adana evet Seyhan'dayım hocam. Tamam. Seyhan'ın neresi? Gülpınar Yok, Mahallesi'ndeyim hocam. o kadar bilmiyorum ama yani şeyi biliyorum. Süper. Bu arada bana atarsanız çok mutlu olurum. Ben de yani şey gösteririm en azından Evet, bir de insanlara. oğlumun da şey sivilceleri geçti hocam. Onu da anlatın. Bak bence o daha bile önemli olabilir. Çünkü insanlarda Evet. sivilce sorunu daha fazla. Onu anlatın. Bu arada bir saniye Hı. bekleyin. Süheyla'nın attığınız şey gelmedi. Tekrar atın. Tamam hocam. Siz değil, sizden bahsetmiyorum. Hı. Bir hanımefendi bana bir şey atacaktı da onu aradım bir Evet. yandan da Hı bulamadım. Fatma Hanım devam nasıl geçti? hı. Hocam bu arada oğlum 18 yaşındaydı. Şey kardeşini görünce anne bana da bir şeyler yap dedi. Oğlum dedim hani sen travmanı bulacaksın ondan sonra ben sana ancak yardımcı olabilirim. Bu arada sürekli ben size yani
3-4 yıldır sürekli takip ediyorum ben sizi O ama öyle belli kitabınızı zaten. Yani aldım. siz söylediklerinizden belli. Biraz önce ben de insanlar bana otizm demosu yapın bilmem ne falan filan Evet. deyince dedim yani konuyu anlayın anlamamışsınız diye bir özetledim. Yani zaten belli sizin konuyu anladığınızda. Ama kitabınızda olmakta biraz gecikmiştim hocam. Hani ilk başta ben fazla anlayamamıştım tabii. Daha sonra hani sizin mucizelerinize şahit olunca daha çok yani şey yapmaya başladım. Eyvah, konuyu anlamakta tabii biraz Evet. şey Yani yapmakta şu an fayda var yani araştırmakta. evet. Nasıl oldu? Travması neymiş? Hocam bunun da dershaneye gidiyordu oğlu. İşte arkadaşları falan arkadaşında sivilceler vardı çok büyük böyle. Bunlar grup arkadaşlarıyla beraber dalga geçmişler hocam. Çocukla. İşte onlar da yemek yerken arkadaşları demiş ki işte o sivilceleri hani tabağına düşsün. O anda çok diyor midem falan bulandı böyle irkildim diyor. Ha. Aslında mevcut biraz sivilcesi var ve mevcut Çocuğun sivilcesi bir evet dalga böyle büyük geçtikleri büyük için büyük büyük sivilceleri var çocuğun. İşte bunlar sürekli onunla alay ediyorlar. Oğlum da yapmayın falan diyor. İşte yemek yerken çocuklar da diyor ki işte o tam da karşısında oturuyormuş çocuk. İşte o sivilceler senin tabağına düşsün. O anda çocuk diyor çok aşırı midem bulandı diyor. Hatta affedersiniz kustum falan diyor. Ondan sonra zaten başlamış yüzü baya bir böyle dolmuştu hocam. İşte biz ona çalıştık. Onunla yüzleştirdim onu. İlk önce duyguyu yükselttim. Çok şükür şu an yüzü tertemiz hocam. Vallahi süper. Bu kaç sene önce oldu şey olarak yani ne zaman sivilceler çıktı? Yani ben zamanı bilmiyorum hani o olayı bilmiyorum ne zaman olduğunu ama bir yıldır çok şükür oğlumun yüzü tertemiz şu an hocam. Eyvallah süper. Bu arada bu sivilcelerle ilgili ben de bir sizden sonra bir şeyler anlatayım. Evet. Güzel süper. Başka bir şey var mı Fatma Hanım? Bu kadar mı Ya yoksa? hocam vardı ama onlardan emin olduktan sonra ben ama ben yani ben kendimce korkularım falan vardı. Ben de kendime çalışma yapıyorum ama yani ben duyguya fazla giremiyorum ama kendimde çok gelişmeler görüyorum hocam sayenizde. İnşallah. Bu arada ilaç kullanıyorsanız ki kullanıyorsunuz diye söylemeyeyim. Şey olabilir. Evet. İlaç kullanıyor Hayır. musunuz? Ben çok şükür ilaç falan İlaç kullanmıyorum. derken antidepresan anlamda söylüyorum. Yani Yok, hayır hocam. duyguya girmeyi engelleyebilir çünkü o biliyorsunuzdur belki. Belki Biliyorum. ama devam yani fayda görüyorsanız inşallah daha da iyi ağlarsınız. Çok teşekkür ediyorum Fatma Allah Hanım. teşekkür Ben bu ederim sivilcelerle hocam. ilgili biraz konuşayım. Adana'ya çok selamlar. Adana yanıyor. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Hadi İyi bay bay. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Şimdi sivilcelerle ilgili bir şeyler söyleyeceğim de. Söyle oğlum, gelmemiş o şeyi. Janet Hanım o epilepsi o değil. Bana bir şey göndermişsiniz ama o değil. Çok daha eski. Daha eski bir şey var. Çok altlarda olması gerekiyor. Sivilce izi sivilce izi geçer mi? Geçebilir yani faydası olabilir bilemem. Ama illa böyle kesin bir geçer diye şey yapmıyorum. Sivilceyi kafayı takmak. Sivilcelerle ilgili travma sivilceyi mahvediyor. Siz zaten bilirsiniz. Yani herkes der ya nörofomat hesabına attım gitti. Oraya da baktım bu arada. Tekrar bakar şimdi gördüm. Daha çok şey değiştik hocam. Bu hanımefendi bu arada. Duyuyor musunuz acaba? Bu galiba ikinci yani sıkıntılı o zaman. bir dakika Bir ikinci yayını mı bu? şekilde anlatırım. Duyuyor olacağım ya da başka zaman yayın alacağım. Duyuyor olacağım ya da Bu başka zaman yayın uzun anlatmak istiyorsunuz. ben hem Bu çok önemli. Yok yok çok önemli. Ben 5 yıldır hipoglisemi hastasıydım. hanımefendi bu da Kan bu. şekeri çok fazla düşüyordu. Bakalım. 40 ile 25 yaşına kadar komalık oluyordu. 20 yıl önce sağlık ocağına gitmiştim. Orada bir anne kız oturuyordu. Kız engelliydi.
O tiksinti olduğunu öğrendim tabii ben sonra işte bu şekerin neden olduğunu. O gün sağlık ocağında gelen kızım vardı benim yanımda. O kız çocuğu vücudunda böyle belirli yerlerinde, yüzünde, kollarında yaraları vardı. Kız koparıp koparıp şu anda tiksinecek arkadaşlar ama yemeye başladı. O kadar kötü oldum ki kendimi tuvalete zor attım. O kadar kötüydüm. İşte bu 5 yıldır hipoglisemi hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Bayağı kötüydüm. Sonra onu hatırladım. Ve ben 2 aydır sizden sonra işte hatırladım. 2 aydır inanır mısınız? Ne şekerim düşüyor, ne ilaç kullanıyorum. Hiçbir şey kalmadı. Bu bir Yani bu iyileşme hastalığı işte birincisi. travmayı bulduktan sonra ertesi gün gene böyle kötüleştim. Bir kusmalar, ishal falan oldu bir hafta boyunca. Bayağı kötüydüm. Sonrasında başka bir travmamı buldum. Değersizlik, suçluluk travmasıymış. Onu da geçelim. İnsan değilim ama böyle o kadar çok iyilik yapıyorum ki insanlara hep bir yerde kaybediyor. Bir yerde böyle kendim bir istenmemiş bir durumdaydım. İstenmemiş bir konumdaydım. Hiç özgüvenim yok, kalk bir insandım. O gün canlı yayından sonra sizinle konuştuktan sonra benim bir tane arkadaşım var. Donuyor muyuz hocam? Yok yok gayet iyi. Yok yok. Anlatayım o zaman. Bir arkadaşım var. Kendisi hemşire. Dönüp oturuyorduk. Böyle konuşmaya başlayınca bayağı değersiz olduğumu, kendimin değersiz olduğunu düşündüğümü anlattım ona. Bu Neden dedim. bir dakika bu aynı hanımefendi de kadın hanımefendinin başka bir şeyi bakalım mı? Güvenlik kursuna yazıldım. Hiç hayatımda silah tutmadım. Silahlı güvenlik kursuna yazıldım. insanlara olan o pasifliğim, pıstırıklığımın hepsi gitti. O kadar güçlü ve kuvvetli hissediyorum ki kendimi. Eli çocukluğumda isteyip de annemin vermemesi bana değersizlik olarak Annesi bir şey algılandı. vermemiş, o yüzden İnanılmaz. inanılmaz büyük bir Evet. olay olmuş. Ve şu anda annemin gözünde, babamın gözünde zaten çok değerli bir insanım ben. Çok severler. Daha da çok sevildim ve ablalarım bile şaşırdı. Bu demodan sonra sen dedi özgüven patlaması yaşadın. Kızım sana ne oldu dedi. İşte ben de bilmiyorum dedim. Bayağı bir değiştim. Ciddi anlamda değiştim. Çok güçlü bir kadın olarak çıktım. Sizden Ya. sonra. O en son 7 Mayıs'tan Allah Allah. sonra. Bu da şey söylüyor. Topu Yani demoda bu olmuş. epilepsiler aynen devam ediyor Ha mu? epilepsi bak Aynen devam sormuşuz. ediyor mu? Hiç yok. Yani Düzeldi. Hiçbir şeyimiz işte yok tamam bizim. diyorum yani her şey yolunda. Çünkü üzerinden her şey Neden? yolunda. Her şey yolunda, her şey çok güzel. Kızım halen daha şaşırıyor. Kızım kendi kendine oturuyor. Artık günlük yaşadığı travmaları bile anında çözümlüyor. Vallahi Böyle süper. artık. Vallahi süper. Yani Zeynep, bilmiyorum Zeynep ve da Meryem. hayatımda o kadar çok şey değişti ki hocam. Başa döndü. Bu arada bu hanımefendi, neyse en azından hala aylar ya da belki yıl sonra hanımefendinin hala iyi olduğunu şey yaptım. Çünkü bu zaten iyi bir yayınmış. İnsülin direnci çözülmüş, bir şeyler çözülmüş falan filan ama söylediğim yayın bu değil. Söylediğim yayında zaten üzerinde yazılar var. İnşallah Kübra Ernst ne ya gerçekten demo yok memo var diyorum hala memoyu beğenmiyorsunuz ya onda da kalbimi kırıyorsunuz yani memo diyorum bak memo memo kim derseniz aha şu M bak, bak şuradaki M memo yani millet böyle utanılacak bir isim diye memo, Mehmet yazmadığımı zannediyor ama aslında Mehmet. Bu arada şey atsam da şimdi eskiden şimdi öyle bir şey ki yani ben de o yüzden rica ediyorum size insanlara gitmiyor attığım şeyler kısa kısa bak dünküyü attım ha izlemeyenler varsa Vallahi.
Pardon efendim. Bak dünkü gösterdiğim şeyi kısalttım. Kısalttırdım ve attım. Bak dün göstermiştim ya. Aklıma geldi. Özellikle sarışın kadınlara merhaba, koskoca 1,86 boyunda bir çocuk düşünün. 25'ine girdi, otizmli bir oğlum var. Kasım ayı İstanbul semineri. Annemi babamı trafik kazasında kaybetmiştim. Gözlerim görmedi 8 saat falan. Ona çalıştım, küvez olayını anlattım. Bir bebek bağırdığı anda onu öldürebilir. Hocam 2,5 aydır kızım bana geliyor. Çocukları yıkıyor ortalığı bağırmaktan. O sadece böyle. Emir, sessiz olun biraz. Tam normal diyebilir misiniz yoksa hala biraz var mı? Bakın hocam, o tek başına Trabzon gidiyor, geliyor. Ondan sonra inanılmaz insan canlısı. Ben ne kadar dua etsem azdır. Allah 1.000 kere razı olsun. Mucize. Yok yani bu dünkü şeyi keşke öbürünü de bulsam yani böyle çok iyileşmeler var tabii eskiler çok çok iyi biliyor. Yani yıllar boyu biz bu arada bu yayınlara başlayalı 5,5 sene falan oldu. Yani böyle düzenli her akşam bir 6 ay fire dışında yani herhalde yaptığımız yayın 5,5 sene yılda 365 gün yani 1300 yayın falan yapmışızdır ha. 1300 gece. 1300 gece ben burada konuştum ya. Resmen hayatım konuşarak geçmiş. Yani 1300 gece. Tamam mı? Yani 1300. 1300 diye Galatasaray 1300, 1300 diye Galatasaray futbolcu aldı. Bak o çağrışımı yaptı. Şimdi bu arada birçok insan kitap ne diye soruyor. Eğer tek kitap olacaksanız bu kitabı alabilirsiniz. Eğer iki kitap olacaksanız o anla bunu alın. İki kitap olacaksanız o anla bunu alın. Tek kitap olacaksanız bunu alın. Üç kitap olacaksanız bu ve anne yani hatta anne beni iyileştir değil. Üç kitap alacaksınız bence bunu al. Bunları al. Bak size ters şey yaptım. İki kitap bu. Tek kitap bu. Evet Lara'yı büyüttünüz vallahi. Lara burada büyüdü. Aynen öyle. Lara şu an 7,5 yaşında. 7,5 olmadı ama 7'yi bitirir tabii. Lara 1,5 yaşında falan da bence onda yine başladığım zaman Ağustos. Yani 1,5 2 yaşında değil de. Yani ama eğer o an okuyanlar varsa kesinlikle yine şeyi okuyun. Nerona. O an okuduysanız da kesinlikle zihnimi açı okuyun. Çünkü birçok o anda olmayan böyle örnekler vesaireler var. Birçok farklı analizler vesaire var. Mesela bağımlılık çalışması var bunda. Hani kilo demosu diyorsunuz ya nasıl yapılıyor? Ha var. Çocuklar böyle ekran bağımlılığını falan çözsün diye yazdım vallahi. Şimdi efendim bugün böyle bir ufak bir huzur yapalım diye şey almayacağım. Yayını tazeleyeceğim. Sizden birkaç ricam her zaman yaptım. Benden gelen bütün bilgiyle ilgili olanlar, diğerleri önemli değil. Bilgiyle ilgili olan, yani altında bir şey yazan, insanlara bilgi veren bütün şeyleri likelayıp altına yorum yaparsanız yapar mısınız? Çok mutlu ol. Bu arada merak ediyorum. Kim yapıyor, kim yazmıyor? Kim harbi olun. Yani ama şey değil. Yani ya katkım olsun diye likelayan ve yorum yazanlar, evet hiç yapmayanlar hayır yazabilir mi? Merak ettim. Kim dostum, kim düşmanım anlayayım. Yazanlar evet yazsın. Hiç yazmamış, hiçbir şey yapmayanlar hayır yazsın. Kim yok. Ama yorum da yazıyorsanız evet deyin. Yorum yazmıyorsanız, ikisini yapmıyorsanız hayır yazın.
Efendim bir yani beğenme değil, daha çok yorum. Yorum da yazıyorsanız evet yazın. Hiçbir şey canınız sağ olsun. Ama ey FN 100 seni belledim. Like'lamak yetmez. Altına bir şeyler de yazmak lazım. Burada amacım şey değil. Amacım insanlara ulaşması. Çünkü Instagram çok zorlu bir yer haline getirdi. Böyle çok az insana duyuruluyor artık. Yani iyileşmeler. Yeni iyileşmeler böyle birçok şeyi biz çok fazla şey yapamıyoruz. Eskisi gibi değil. Yani eskiden bunun yarısı belki üçte biri, dörtte biri takip eden vardı. Çok daha fazla insana ulaşıyordu. Okuyorum. Sayıyorum hatta. Kaç kişi beni seviyor diyorum. Kaç kişi beni seviyor diyorum. Yani bu arada benimle ilgili değil, insanlar ulaşsın diye yapıyorum. Zaten şey değil. Yani amacım ben çok da böyle yani bak şimdi yani kendiyle şimdi bak açık konuşayım. Şeye baktım. Yani bu benim bak, itiraf ediyorum. Biraz önce üzerimde gömlek gibi bir şey vardı. Sıcaktı. Çıkardım. Dedim ki şunda yayına katılabilir miyim? Baktım rezil. Ama dedim ki ya boş ver ya önemli olan konuştuğum şey ya çok da içeri gideceğim de üzerimi değiştireceğim falan dedim ki yani ben burada yani görüntümle falan filan değil bilgimle varım yani çok da böyle mükemmelliyetçi olmama gerek yok diye yani şu yakayla çıktım. Yani anlatabiliyor muyum? Yani çok 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 şey takıntılı değilim. Görsel takıntılı değilim. Yani öyle olsam ya da beni bilmemeyi beğenin desem şu yakayla çıkmam. Yani net söyleyeyim yani anlatabiliyor muyum? Hiç şeyim yok yani illa böyle fotoğrafımı beğenin falan diye. Amacım bu bir daha çok insana ulaşsın. Yoksa yani böyle çok da beni aman şöyle pozumu da beğenin bilmem ne yapayım falan alakam olmaz yani. Bu arada bak canlı yayın sayfasına katılamayanlar olabiliyor. İnanın onun benimle bilgisi yok. Bazıları şey diyor hocam beni almıyor, bizi almıyor, ne yapacağız falan. Bilmiyorum o şurada. Yani Barış Mutlu Official'a gittikten sonra girebiliyorsun. Yani burada Barış Mutlu Official yazıyorsun. O arama bölümüne. Yani şurası var ya arama bölümü. Aman. Şöyle Barış Mutlu Official yazıyorsun. Sonra oraya benim sayfama geldikten sonra canlı yayın ve demo olarak katıl diyorsun. Şurada yazıyor. Efendim bu arada dediğim gibi kitabı DNR'lardan alırsanız şey yapalım. Şimdi huzur olacak. Yayını tazeleyeceğim. Beni sevenler beri gelsin. Bu kitabı da DNR'lardan alırsanız çok mutlu olurum. Böylece yani DNR hem web sitesi ya da mağazalarından bir kesin zaten %100 şeyini alacağınız, korsan almayacağınız kesin. O yüzden önemli. Bu arada pazar yerlerinden asla almayın. Yani garantisi yok. Korsan. Çünkü pazar yerlerinde kimin gönderdiği bilinmiyor. Yani bilmiyorlar ki hepsi farklı mağazalar. Bazı şeyler korsan gönderebiliyor hala. Eskiden çok daha kötüydü. Şimdi en azından biraz daha iyi. Onu da söyleyeyim. Böyle. Onun dışında şimdi ufak bir huzur yapalım. Efendim. Bu arada ha, bir şey söyleyeyim mi? Ben çok mükemmelliyetçi değilim. Ve bununla gurur duyuyorum. Fark ettim. Ben değilmişim. Bu insanların ne kadar manyak olduğunu görünce ben bayağı
şeyim yani, bazı konularda mükemmelliğe çalışmak ama çok az. Yani çok önemli konularda böyle çok önem veriyorum, ama birçok konuda diyorum ki aman boş ver. İnanın yani. Ha, sivilceyi şöyle söyleyeyim. Sivilceyi kafaya taktığın zaman, sivilce dediğin şey aslında saldırı ve pislik travması ile ilgili, ama mevcut sivilceyi kafaya takarsan saldırı travmayı yeniden tetiklemiş oluyorsun. Çünkü kafandaki şey, diyorsun ki burada iğrenç bir şey var ve millet şu an oraya bakıyor. Herkes oraya bakıyor. Hem ileniyorsun saldırı gibi bir şey, iğrenme. Hem de onu kafaya takınca sanki herkes oraya bakıyormuş gibi düşünerek aslında sürekli travmanın düğmesine basıyorsun. Kafaya taktığın şey travmayı sürekli tetikler. Bu arada burada tam travmanın oluş şekliyle yani, ya daha şöyle söyleyeyim. İnsanların sivilcene bakmasıyla zaten ana travma arasında birebir aynılık var. Çünkü zaten ana travma muhtemelen bir bakış, bir kendini beğenmeme, bir böyle yüzüne saldırı yapılıyormuş hisse gibi bir şey travma. Yani yüzüne saldırı yapılması. Başkasının bakışı da, sivilcene bakması da saldırı sana göre. Çünkü beğenmediğin bir yerine bakıyor. O yüzden ne oluyor, kafaya taktıkça daha da kötüleşiyor. O yüzden sivilcelere kızma, benim ağrıya kızma diye anlattığım bir şey var. Onunla mesela sivilcelere kızarak da enteresan şekilde birçok şey çözülebiliyor. Bak Mehmet Bey demeyin, aman Memo dediğince, ya Mehmet Bey'ince garipsiyorum buraya yazılmasını. Yani sevmediğimden değil, sadece garip geliyor yani. Topuk dikeni hızlı olamamak, hızlı olamamak. Şimdi efendim pazar günü yine yayın yapıyoruz, bu hafta sonu şey yok. Hatta Lara çok mutlu. Baba seni çok özlüyorum hafta sonu falan dedi böyle. Ki böyle aşırı, yani ben aşırı yani çok düşkünüm Lara'ya, ama o böyle biraz henüz hala biraz daha anneci. Ama beni de çok çok şey yapıyor. Diyor seni çok özlüyorum şeyde falan. Babacı olmadı tam full yani, öyle söyleyeyim size. O da enteresan yani. Ben olur diye bekliyordum, olmadı henüz. Ne diyordum ha? Dedim şey yapıyoruz, hafta sonu evdeyim falan, böyle hey falan yapıyor böyle. Yani biraz böyle bir ay falan evdeyim. Seminer Ramazan'dan sonra İstanbul var. Bunun dışında ha pazartesi günü yine özel yayın yapılacak. Ne olduğunu paylaşırım. Yarın yayın yok. Cumartesi hiçbir zaman yayın yapmıyorum. Pazar günü hep. Pazardan Perşembe akşamına kadar. Ertesi gün iş varsa yayın da var. Şimdi efendim pazartesi yayınlarını kaçırmayın. Onlar asıl öğretici yayınlar onlar. Onları zaten şey yapmıyorum. Herkes burada olsun, beraber olalım diye kaydetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani çok gizli oldukları için değil, sadece millet değerini bilsin ve hep beraber izleyelim diye. Çünkü öbür türlü millet kaydediyor. Nasıl kaydedilmiş diye izlemiyor. Neyse. Şimdi ufak bir huzura bekliyoruz efendim. Travmaları bulabilirsiniz. Travmalarınıza duyguya girmek için çok faydalı olabiliyor. İzninizle yayını bitiriyorum. Katılmayacaklar canlı yayın kanalına katılmayı Barış Musta Official yazıp unutmasın. Bir de dediğim gibi rica bundan sonra bu yayında dahil her şeyi beğenirseniz paylaşıldığı zaman çok mutlu olurum. Ve de daha önemlisi yazmanız, bir şeyler yazmanız. O çok etkiliyor. Yani yazıldığı zaman çok çok daha etkili, beğenme şey yani. Torbada şu tuz, öbürü daha etkili. Çok sevgiler, iyi geceler. Huzur açıyorum şimdi. Onu kaydetmeyeceğim. Hemen açıyorum şeyi. Mola yok. Hocam yayına attım. Hangi yayın? Bir dakika yahu. Bekle bir saniye. Aa, buldu. Şimdi anlatsana da ne oldu? Bundan 7 ay önce ben sizinle Vallahi konuştum. yayını buldu ha. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine. Bana kızım 13 yaşından beri epilepsi Efendim bir dakika. anlatıyor. Şöyle söyleyeyim. Bu yayını attı ama ben pazar günü dinleteceğim. Çünkü herkes gitti.
Vallahi buldu birisi. 13 yaşından beri epilepsi hastasıydı. Ama ve 3 yıl önce bir nöbet durgunluğu oldu. Düzelmeler oldu. 3 yıl sonra birden aniden tekrar nöbetleri başladı. Bu 4 ay 5 ay kadar sürdü. Bak yayın burada. O süreçte benim bir polis arkadaşım vardı. O beni aradı. Ya dedi bir şey diyeceğim ama. Hadi bakalım işte, bekleyenleri de şey yapıyorum. Barış Musu diye biri var dedi. Hadi bakalım baştan. Tamam 8 dakika. Anlatsana ne oldu? Bundan 7 ay önce ben sizinle tanıştım. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bana kızım 13 yaşından beri epilepsi hastasıydı. Ama sürekli 3 yıl önce bir nöbet durgunluğu oldu. Düzelmeler oldu. 3 yıl sonra birden aniden tekrar nöbetleri başladı. Bu 4 ay 5 ay kadar sürdü. Bu süreçte benim bir polis arkadaşım vardı. O beni aradı. Ya dedi bir şey diyeceğim ama üzülmeni istemiyorum dedi. Neymiş dedim. Barış Musu diye biri var dedi. Onu takip et. Belki de hamilelikte geçirdiğim bir travma sonucu bu çocukta böyle bir şey olmuştur dedi. Olur ya dedi düzelir. Ben bunu 7 ay boyunca yani 2 ay boyunca sürekli böyle beynimde düşündüm. Nedir nedir diye bulamadım. Aralık ayıydı. İşte Aralık'ın 27'si falandı. Gece yatakta uyurken ya uyandım. Dedim ben buldum dedim bu travmayı dedim. Hamileyim. 5,5 aylık. Hastanedeyim. 3 tane eltim var başımın ucunda. O gece de çok güzel bir film vardı. İlk kez televizyonlarda göstereceklerdi. Büyük eldim. 3 hafta önce rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Dedi ki tam da zamanını buldu bu Zeynep. O şey hastaneye getirdi. Biz de filmi kaçırdık dedi. O an böyle beynime şimşek gibi sanki ben zaten acı çekerken o lafı duymak o kadar zoruma gitmişti ki ben bir anda hastane böyle etrafına döndü düştüm. Kendimi toparladım kalktım tekrar bir kafama vurup düştüm. 10 gün 15 gün hiç hatırlamıyorum kendimi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani o şekilde koma halinde yatmışım. Hiçbir şey hatırlamadım. Sürekli kasılmalarım olmuş benim. 15 gün sonra kızımı almalarına karar vermiş doktor. Çünkü hiçbir şekilde katılmalarım düzelmiyor. Bebeği alacağız demişler. İşte o gece sabah ne olduysa ben uyanmışım. Hiçbir şey olmamış gibi. Bir hafta daha hastanede yattım ve çıktım. Kızım çok zorlu süreçli bir doğum oldu. Doğdu ağladı ama hiçbir şeysi yoktu. 13 yaşında işte okula giderken 8. sınıfta merdivenlerden düşüyor. İlk nöbetini geçiriyor. Bir yıl 9 Eylül'de günde 11-12 sefer nöbetleri oldu. Hiç durmadan. Bir yıl hastanede yattığımızı biliyoruz. Ama hiçbir çare yok. Sürekli nöbet. Liseyi bitirdim nöbet. Ben okula gönderiyorum ambulansla haber. Biz beni arıyorlar kızınızı hastaneye kaldırıyoruz gelin. Üniversiteyi bitirdim nöbet. Hep nöbet. Hiç hayatımızdan nöbet eksik olmadı. Haftada 3-4 gün sürekli hastanedeyim. Ben o anı hatırladım. Gece o kadar kötü oldum ki anlatamam. Boğazlarım yanıyor, ciğerlerim çıkıyor. Ve ben sabah kalktığımda hocam 40 derece ateş. Boğazlarım şişmiş, konuşamıyorum. Gücüm yok, hareket edemiyorum ve sabah işe gideceğim. Titriyorum. Bu 15 gün boyunca sürdü. Kızım o zaman Ankara'daydı. O günün sabahı dayımın yanında kalıyordu kızım. Beni arıyor dayım, Meryem çok kötü. Nesi var dayı dedim. Ateşi var. Ne yapacağımı bilmiyorum, nöbet geçirecek diye korkuyorum dedim. Dedim tamam, hiçbir şey yapma, hiçbir şeysi yok dedim. Ben o gün karar verdim, benim kızım dedim iyileşiyor. O 2-3 gün o ateşi falan olmuş ama anne iyiyim dedi. Ben vitaminler, C vitaminleri falan almıştım. Bağışıklık sistemi çökmesin diye. Onları takviye ver dedim. O şekilde 2-3 gün içinde toparladı ama ben sürekli Meryem'le irtibattayım. Nasılsın, durumun nasıl? Meryem biliyor musun dedim ben travma buldum sen ondan hasta oldun. Anne ciddi misin? Çünkü Meryem de takip ediyor sizi. Evet. Sürekli acaba olur mu diye. Ben deli gibi 15 gün ama yatak döşek yatarcasına ben hasta oldum hocam. Ve o gün bugündür Aralık ayı bitti. Biz hala nöbet geçirmedik. Değil nöbeti hiçbir yan etkisini dahi görmüyorlar. Bizden Allah razı olsun.
Vallahi ne mutlu ya, şey gibi, nelerden neler şey gibi, çok krem diken diken oldu yine, bir anne çocuk ilişkisi çünkü. Yani bu Evet. arada çok da yani, ya çok enteresan değil mi? Ben bunu anladım ve hayat görüşüm değişti. Yani hayatla ilgili olarak size de herhalde muhtemelen yani, değil mi bayağı şey? Benim çok fazla oldu ya, artık böyle bütün bakış açını, her şeyini değiştiriyorsun. Olumsuz bir şeyle karşılaştığında acaba ne yaşadım da ben bunu yaşayayım deyip Hemen sorgulamaya başlıyorsun. sorgulamaya başlıyoruz. Tabii. Yani şimdi şey anlıyorsun. Zaten beyinle vücudun ne kadar birbirine iç içe olduğunu çok daha iyi anlıyorsun, ama bir yandan da anneyle çocuğun arasındaki bu bağ beni kendimden böyle şey yapıyor. Bu arada ikinizin aynı gün hasta olması mı? Yani bu tesadüf değil herhalde. Yani olur. Beyin yan Biliyorsunuz değil. Bir de yan yana değiliz. Meryem Ankara'da, ben İzmir'de. Yan yana da değiliz. Dayım arıyor sabaha karşı, Zeynep Meryem çok kötü dedi. Hasta ateşi var, ne yapabilirim? Elleme dedim. Hiç elleme dayı dedim. Hatta hocam benim oğlum da 6 yaşında epilepsi hastası oldu. Bir gece kalktığında komaya girmişti. 2 gün yoğun bakımda kaldı. 2 ay sonra Meryem işte şeyden düştü. Merdivenlerden düştü ortaokula giderken. İkisinin arası epilepsisi 2 ay sürdü. 2 ay arayla iki çocuğumun epilepsi hastası olduğunu öğrendim. Wow. Yani benim oğlumun epilepsisi kızımı duyduktan sonra unutturdu bana oğlumu. Oğlum 3 belki 5 yıl anca ilaç kullanabildik ama oğlumda kasılmalar oluyordu. Böyle aynı şeyler O oluştu. şu an, o nasıl şu anda? İşte onu anlatacağım. Bu travmayı bulduktan sonra oğlumun kasılmaları da geçti. O da geçti. Ya anlamadım. Wow. İkisi de bak, 2 ay arayla iki çocuğum da epilepsi hastası oldu ve ikisini de bitirdim. İkisi birden gitti. Wow. Evet. Bu arada çünkü çocuğunuz küçük, yani oğlunuz daha küçük değil mi? Oğlum 6 yaşında. Ha, Kızım bak da o yüzden. ortaokula gidiyordu. Yani sizde Evet. o travma da yaşanmış. Çok enteresan. O demek ki hamilelikte yaşadığınız o travma sadece o andaki hamile olan çocuğunuzu değil, sonra doğuracağınız çocuğu da şey, yani bu Onu da bakın. bit. Onu da. Yani bazen şunu görüyoruz ya, bak bu çok enteresan bir şey açıyor bize. İşte diyorlar ki hocam ben de hastayım, kardeşim de hasta, annem, yani biz de diyoruz ki yani bunun ikisinin beraber hasta olması, yani bir de herkesin çok böyle herkesin hasta olduğu ve çok kolay bir hastalık da değil. Yani tesadüf olamaz. Şimdi anlıyoruz ki muhtemelen belki ilkini hamilelik sırasında yaşıyor, ikincisinde anne o bilgiyi ikinciye de aktarıyor. Yani genetik dediğimiz bir hikaye var ya, yani böyle genetiğe bağlıyor, doktorlar bir şeyler yapıyorlar falan. Evet. Sonra, ama diyorsun ki